işlemlerini bitirdikten sonra masa işlemlerine geçelim. Masa işlemlerini tıkladığımızda karşımıza işte gelip tanımları yapacağımız pencere açılıyor. Burada yukarıda tanımladığımız masa tiplerine ait butonların oluştuğunu görüyoruz. Yeni masa tanımlamakla işe başlayalım. Onun için gelen işlemlerden yeniyi tıklıyoruz. Ve masa tanımı yapacağım. Ekran açılıyor. Masa kodum default olarak geliyor ama ben böyle farklı bir kod da verebiliyorum. Onu değiştirebiliyorum. Masa numaramız 1 olsun. 3 kişilik masa açalım. Masa tipimizde bar masası olsun. Buradan garson tanımımızı yapalım. Masa için garson seçelim. Ali Bey baksın. Dilersen ben bar için sanki bir tane masa da tanımlayabiliyorum. Toplu masa tanımı yapısını seçersem ve sayısı yazan yere mesela ben 2 yazayım. Bar masasından bana şu an 2 tane tanımlayacak. 2 tane masa oluşturacak. Masalarımı oluşturdu. Pembe oldu. O da bar olduğunu belirtiyor zaten. Bunlar da 4 kişilik olsun. Masa tipi de bunların alt kat olsun. Garsonları da Ahmet Bey olsun. Bundan da 3 tane tanımlayalım. Bu şekilde masa tanımlarımı yapıyorum. Ve ben burada barı tıkladığımda masaların hizalı diyelim. Üst üste açıyor. Ben onları hizalamazsam yerlerini göremiyorum. Bana masa tipi bar olan masalar. Alt katı tıkladığımda yine masa tipi alt kat olan masalar geldi. Zaten başlıklarından da bu ayrımı yapabiliyorum. Şimdi diyelim. Masalarımızı bu şekilde tanımlıyoruz. Yine tanımlarken herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık yaptıysak düzenleyip ilgili düzenlemeyi yapabiliyoruz. Mesela bu 4 kişi değil de 2 kişi bir masaydı. Buradan kişi sayısını ya da garsonunu değiştirebiliyoruz. Masaların yerleri de değişebiliyor. Masaların yerleri de değişebiliyor. Taşıyabiliyoruz masaları. Ben nasıl bir yerleşim yapmak istiyorsam o şekilde masaları yerleştirebiliyorum. Yine sil tuşunu kullanarak masayı silebiliyorum. Ama ola ki ben masa için adisyon açmışım ve o adisyonun ödemesini almışsam bana o hastanın daha önce bir adisyonda kullanıldığı uyarı mesajı geliyor ve siz bu masayı silemezsiniz diyor. Masalarınız için şimdi adisyon açalım. Bizim restoranda kullandığımız 3 çeşit adisyon var. Bir normal masa adisyonu, bir touch screen yani dokunmatik ekran için kullandığımız adisyon, bir de fast food adisyonu. İlk olarak masa adisyonundan başlayalım. Bunun için kaç numaralı masaya ben adisyon açacaksa o masayı tıklıyorum. Ve bana masa adisyonu penceresi duruyor. İşte üstte masanın detaylarını ya da adisyonun detaylarını verebiliyorum. Masanın numarası nedir, kodu nedir, müşterinin adı nedir, adisyonu açtığım tarih nedir, bu masaya bakan işte garson kimdir, onların bilgilerini görebiliyorum. Adisyonumuza ürün ekleyelim. Alto tuşu ve sonrasında Enter'e bastığında bana tanımladığım stokların listesi geliyor. Buradan müşterim hangi ürünü istediyse onları seçip adisyona tek tek ekleyebiliyorum. Ya da Shift Alt Off tuşunu kullanarak ya da sadece Shift ve Mouse'la hangi ürünleri ekleyeceksem çoklu seçimle yapabiliyorum. Ürünlerimi ekledim. Adisyonumuzun alt kısmında da adisyondaki toplam bilgilerini gösteren bölümümüz var. Buradan da adisyon toplamlar nedir, işte KDV'm nedir, ara toplamı falan ne kadar onları görebiliyorum. Ya da ben bu müşteri için indirim yapacaksam alt kolta da verebiliyorum buna. Mesela bu 15 lira tutmuş ama ben bunun 5 lirasını ikram edeceğim. Tanıdığım 5 liralık bir iskonto yapacağım bildim. Buraya 5 yazdığımda benim genel toplamım 10 liraya düştü. Dilersen ben bu ürünleri müşterime ikram edebiliyorum. Şuradaki I harfi
ikram anlamına geliyor ve benim çiçek aktif ürünler o müşteriye ikram edilmiş oluyor. Ben şu an hamburgeri ikram ettim mesela, onun fiyatı da genel toplamdan düştü ve genel toplam benim 7 lira oldu. Ya da genel ikramda yapabiliyorum ben. Buradan genel ikramı seçtiğimde sadece sponsor kaldı. Onu da buradan size biliyorum. Asistanı tamamen genel ikramda yapabiliyorum. Adisyonumuzun menülerine bakalım. İlk etapta belge menüsü var ve ilk adımda ödeme alt sayımında etiket olarak tanımlanmış. Ben şuna bastığımda bana ödeme penceresi açılıyor. Ödeme penceresinde de yine adisyonda benim müşteriye vermiş olduğum ürünler geliyor. İşte bunların birim fiyatları ve tutarları. Sağ tarafta nakit mi alacağım, vize mi çekeceğim yoksa yemek çekili mi ödeyecek, onunla ilgili butonlar var. Ödenecek tutar, adisyonun tutarı var. Üst tarafta da benim alacağım ödeme karşılığında belge olarak ne keseceğim? Faturamı, kasa fişini, stok fişini. Bunlar var. Bu ödeme penceresinde de yine ben nakit buton, mesela ben bundan nakit ödeme alacağım, bana nakit ödesi. Nakit butonuna tıkladığım zaman adisyondaki tutar bilgisini buradaki edite atıyor. Ve ben bundan bir 10 liralık ödeme alacağımı biliyorum. Ya da bunun da burada kısa yolları var. F2 tuşunu kullanarak nakit, F3 tuşunu kullanarak vize, F4 tuşunu kullanarak yemek çeki alabiliyorum. Ben bu tuşlara bastığım zaman da mesela F2'ye basmış olsaydım ben burada butona basmama gerek kalmayacaktı. 10 lirayı buraya kendisi atacaktı. 10 lira karşılığında stok fişi keseceğim müşteri. Stok fişini tıklıyorum. Maalesef bir oldu. Ben bunun ödemesini aldım. 10 lira. Ben bir iptal ettiğim 10 lira için fatura da kesebiliyorum ben. Fatura dedikten sonra da bana restoran faturası oluşuyor. Burada da yine işte faturalarınız KDV'den kesiliyor. Para birimleri, kuruydu, ürünün bir fiyatı, tutarıydı, alt toplamlarında, diskontosu faturaya geliyor. Ödemelerimiz de bu şekilde oluyor. Ben masanın ödemesini aldım ve masa şu an borç duruma geçti. Yeni bir erken adisyon açalım diye. Daha önce. Masanın üzerinde 00000 yazması o masanın aktif hale geçtiğini belirtiyor. Üzerindeki ikon da zaten onun aktif olduğunu belirtiyor. Şu an durumunun boş olmadığını belirtiyor. Aslında adisyonun içindeki menülere devam edelim. Buradan mutfak yazıcı var. Ben mutfak yazıcıya tıkladığım zaman benim bu ürünlerim yazı tanımlarında yaparken hangi posta gitmesi gerektiğini tanımlamıştım. Mutfak yazıcı dediğimde mutfaktaki yazıcıya gidecek. Mutfak tasarımı var. Bana ilgili dizaynı açtı. Bu dizaynlarımız bizim setup'ta gidiyor. Vega'nın kurulduğu direktöründe rapor ve etleme dizini var. O dizinin altında bu dizaynlarımız depo olarak gidiyor. Ben bu dizaynı kullanmayacaksam da oraya kendi kullanacağım dizaynın yolunu verebiliyorum. Bu şekilde tasarımı da seçebiliyorum. Mutfak ön izleme de mutfak tasarımında seçtiğim dizayn üzerinden ön izleme yapabiliyorum. Mutfak ekranına gönder. Bunu da tüm firmalar mutfaklarında yazıcı kullanmıyorlar. Dokunmatik ekran kullanıyorlar. Onun içinde restoranın kullandığı ayrı bir elze var. O elzeyi de anlatacağım. Mutfak ekranına gönder dediğim zaman buradaki ürünleri mutfakta bulunan ekrana gönderiyor.
Ve pusula yazdığı pusula tasarım, pusula ön yüzde adımları da yine mutfak yazdığı tasarım ön yüzde gibi çalışıyor. Adisyon adımına geldiğimizde ilk etapta birleştir var. Birleştiri seçtiğim zaman bana aktif olan adisyonlar geliyor. Masalara açılmış adisyonlar geliyor ve ben iki adisyonu birleştirebiliyorum. Biz restorana gittik. Fethes abi ben karşılaştık. Sen ayrı masada oturuyordun, ben ayrı masada oturuyordum. Bu şekilde buradan birleştirmek istediğim masaya adisyonu seçiyoruz ve birleştir dediğimde ondaki ürünleri de buraya aktarıyor. Yine buradan birleştirme işleminden vazgeçin ya da yanlış bir masayı birleştirdin. Adisyondan geri al dediğinde sana birleştirilmiş adisyonların listesi geliyor ve buradan hangisini geri almak istiyorsan onu seçiyorsun. Ve ürünlerin ilgili adisyona geri aktarılıyor, geri alınıyor. Ya da garsonu seçerek ya da F8 tuşuna basarak adisyonun garsonunu değiştirebiliyorsun. Ya da adisyon için garson tanımlanmamışsa burada ilgili garsonu adisyona tanımlayabiliyorsun. Siparişe gelelim. Siparişe gelmeden önce iki tane hamburger vermiş olalım. İlk etapta siparişi böl var. Siparişi bölmediğimizde bölmek istediğimiz miktar gireceğimiz ekran geliyor. Ben mesela şu an hamburgeri böleceğim. Ve miktar 2 ile miktarını 1 yazdım ben. Ve hamburgeri değil bir ayırdım. Bunu da şeyle kullanıyoruz. Biz gittik, siparişimizi verdik. 2 hamburger, 2 kola dedik. Adisyonumuz 2 hamburger, 2 kola olarak açıldı. Ama sen kendi yediklerinin fiyatını ödeyeceksin. Ben kendi yediklerimi ödeyeceğim. Bu şekilde adisyonları bölüyorum. Bölme işlemini yaptıktan sonra biraz sonra pusula da göndereceğim, göstereceğim. Sen yediklerini ödüyorsun, ben yediklerimi ya da tam tersinde yapabiliyorum. Adisyona bunlar ayrı ayrı açılmıştı. Siparişi birleştir dedim. Hamburger üzerindeydi. Adisyondaki hamburgerleri birleştirdi. Çıktı iptal sekmesini, ben bunları mutfaktaki yazıcıya göndermişsem, yani yazıcıya gönderme işlemini yapmışsam ve bundan vazgeçmek istiyorsam, çıktı iptal adımını seçiyorum ve buradan tümünü bırak dediğimde varsayılan gönderme işleminden vazgeçiliyor. Buradan yine varsayılan yazıcı tanımını yapabiliyorum. Sadece bu aslında. Ve siparişlik son adım olarak da garsonluğu ekle var. Bizim belirttiğimiz, yani tanımladığımız bir garsonluğu stoğu yok. O yüzden ben garsonluğu ekle dediğimde garsonluğu stoğu belirlenmemiş dedi. Şimdi tam anlamıştım bu soruyu. Daha önceden bizim tanımları genel olarak yapabiliyoruz işte. Garsonluğu yazıcıydı falan. Onlar orada tanımladığı şekilde istiyor ama istersek adisyon içinden özelleştirebiliyoruz. Bir adisyon için farklı garson diye farklı garson, farklı yazı tanımlayabiliyoruz. Farklı garson, farklı yazı tanımlayabiliyorsun ama garsonluğu tanımlayamıyorsun. Yani garsonluğu genel. Ha tabii. Onu istersen tanımlayın bir tane göstereyim. Tamam. Onun için ben yeni bir tane ürün tanımlıyorum. Çünkü garsonluğun bir fiyatı adisyonda olan ürünlerin tutarından hesaplanıyor. Orada bilgiler %30'larla çarpılıyor. Ona göre garsonin birim fiyatı hesaplanıyor. Eğer ben tanımladığım ürünlerden herhangi birini garsoni olarak tanımlarsa oraya o ürünün, yani garsoniyi eklediğimde tanımlı olan ürünün de birim fiyatı değişecek. Onun birim fiyatının değişmesi için benim garsoni olarak kullanacağım su aynı tanımlamam gerekiyor. Evet, anladım. Yeni ürünlerim. Garsoniyle yeni bir tane stok açıyoruz. Birim fiyatı adet dedim. Daha önce satış fiyatı vermedim. Çünkü bunun birim fiyatı içinde hesaplanıp geldi. Tamamdır. Masa işlemlerini geri dönelim.
Ayarlarda seçenekler, adisyon. Masa adisyonunda Varsonia bölümü var. Varsonia'yı, Varsonia olarak verilecek ürünü seçiyorum. Buraya Varsonia stoğunu seçtim. %7 masa tipi tanımlarken Varsonia oranı verilmeyen masa tiplerinde Varsonia'nın hesaplanması için kullanacak %7 göreceğim. Genelinde %15 olmasını dedim ben. Ve ben dilerse otomatik garsoniye ekle adımını işaretleyip her adisyon açıldığında ilk stok eklenirken garsoniye otomatik olarak adisyon ekletebilirim. Bunu deneyelim mi şimdi? Yoksa ayarlar anlatırsan genel. Ya yani şimdi bunu işaretleyelim. İşaretledim. Geri geldiği zaman göreceğiz. Tamam. Bu aktif olan, açık olan bizim masamızda. Buna yeni bir tane ürün ekledim. Hamburger oldu. Hamburger ekledim. Personeli otomatik olarak eklendi. Birim fiyatı hesaplandı. Geldi. Ve ben bunu otomatik değil de başka bir adisyona geçelim. F tuşuna basmış olsaydım yine garsoniyenin birim fiyatı hesaplanıp adisyona eklenecek. Onlar da o otomatik ekle ayarını kaldırdım şimdi. En son varsayı ekle yandım. Bu sıraya geçelim. Pusula'da biraz önce siparişi bölmekten bahsetmiştim. Sen yediklerimi ödeyeceksin, ben yediklerimi ödeyeceğim diye. Pusula'da bununla ilgili tanımlamaları yapıyoruz. Bu da benim bir tane müşterim görünüyor. İkincisini açmak için insert tuşuna basıyoruz. Yine peşindeyim. İkinci bir carimi bu adisyon için tanımlamış oluyorum. Bununla ilgili ortak adisyon için pizza, ayran, hamburger var. Bunlardan pizzayla ayranı benim ödeyeceğimi, diğer ikisini senin ödeyeceğini düşünelim. Onun için pizzaya geri ödü şartlarını değiştir diyorum. Bu kimin buradan pizzanın ödemesini kimin yapacağını seçiyorum. Ayran için aynı şeyi yapıyorum. Böylelikle benim siparişlerim cariler arasında bölünmüş oluyor. Ben dilersen buradan bunların ödemesini de alabiliyorum. İstersem ayrı ayrı alabiliyorum. Yine ikisini de işaretleyip ikisini de ödemesini de alabiliyorum. F2 tuşuna bastım. 16 lira 68 kuruş nakit alacağım. Ve stok fişi keseceğim. Ödemelerini bu şekilde burada alabiliyorum. Ve ödemesini aldığım için masanın durumu boşa geçti. Da görünümde faturalarda olduğu gibi adisyonun hareket satırını, başlık kısmını ya da alt toplam kısmını düzenleyebiliyoruz. Hareket düzenleyelim. Buradan ikramı kaldıralım mesela. İkram görünümü kaydettiğimizde olduğu gibi kaydırıyor. Ekleyi tıkladığınız zaman da yine stoklarımızın listesi geliyor ve buradan seçtiğimiz stoğu adisyonu ekleyebiliyoruz. Adisyondaki genel kullanımımız bu şekilde. Masa işlemlerine geri dönelim. Şimdi benim aktif iki tane masam var. Ben dilersen bu masaları birleştirebiliyorum. Onun için sol taraftaki menüden birleştiri seçiyorum ve aktif olan masalardan hangisini birleştirmek yapacaksa o masayı seçiyorum burada. Tamam dedim. Benim iki masam birleşti. Üzerlerindeki ikonlar da zaten birleşmiş olduğunu ve birleşme işleminin yapıldığı diğer masanın durumu da kapalıya geçiyor. Masa kapalı durumda adisyon açamazsınız diyor. Üzerindeki ikon da zaten bunu belirtiyor. Birleştiri kullanarak masa birleştirme işlemi yapabiliyorum. Ya da dediğim gibi işlem sonucunda içindeki ürünler de adisyonlara aktarılıyor. Ya da dediğim gibi birleştirme işlemini yanlış masayla yaptım. Geri al diyerek birleştirme işlemini geri alabiliyorum.
adisyonlar ayrıldı. Ayrıldı. Aktarı kullanarak masalarda sipariş aktarma, ürün aktarma işlemi yapabiliyoruz. Yani masa değiştirme işlemi yaptığın zaman aktarı kullanarak da bu şekilde ilgili ürünleri ilgili masa aktarma işlemi yapabiliyoruz. Adisyon bölümünde açı tıkladığınız zaman masa için adisyon açılıyor. Ödemeyi tıkladığın zaman ödeme penderesi açılıyor. Ya da iptal et dediğim zaman ve ben de şu an 3 numaralı masa seçili ve aktif olmadığı için bu mesaj geldi. İptal et dediğim zaman da o masa adisyonunu iptal edebiliyorum. Şimdi şu an iptal ettim ben. Masa adisyonunu boşayayım. Rezervasyon bölümünde de masaya rezervasyon yapabilirim. Mesela rezerv ekledim ben şu an. Müşteri adına. Tamam, şey yaptık. O etki etmişim böyle bir şey. Ondan sonra tekrar edelim. Etki etmişim, ondan sonra etki etmişim. Bugün olsun. Saat 8 olsun. Biz minimum 2 saat oturacaklarını düşünerek en üst saatini 2 saat ekleyip aynı saatlerini o şekilde getiriyoruz. Bana rezervasyon yaptığım masanın yenisi geldi. İşte 4 nolu masa, 4 kişilik. Masanın tipi alt kat, bakanlar da bu. Tamam diyorum. Ben 2 kişilik rezervasyon yapmıştım. 2 kişilik fazlanız vardı. Devam etmek ister misiniz diyor. Evet dedim. Üzerindeki ikonda bu masanın rezervasyonu olduğunu belirtiyor. Listeye tıkladığın zaman da bana yapılmış rezervasyonların listesi geliyor. Buradan ben o masanın rezervasyonunu iptal edebiliyorum. Ya da düzenlemelerini yapabiliyorum. Ya da yeni bir rezervasyon ekleyebiliyorum burada yeni listelere. Masaların üzerinde mahsusat tuşuna bastığımız zaman da yine yeni masa tanımlayabilmem için yeni masa, masa düzenleme, masa sil, birleştir, geri al, aktar, adisyon açma, ödeme, iptal etme, rezervasyon yapma adımları geliyor. Bir de onun haricinde bizim 3 çeşit adisyonumuz var demiştim. İlk masa adisyonundan bahsettim. İkinci olarak da dokunmatik touch screen eklememiz var. Onun için de dokun stop listesini tıklıyorum. Ve bana dokunmatik ekran açılıyor. Burada sol tarafta benim stoklarımın listesi geliyor. Ve bu ürünleri tanımlarken biz resimle tanımlamıştık bunlara. İsimlerle birlikte resimleri de geliyor. Sağ tarafta ürünleri tanımlarken 8. özel kodlarına içecek menü, seçtik yazmıştık. O gruplar için butonlar oluştu. Ben onları tıkladığımda ilgili ürünler sol tarafta geliyor. İçecek olarak kola, hayvan, menü olarak işte dil menü. Bu şekilde grup butonlarım oluştu. Sol altta da ekranı kapatacağım, kapat, işte mutfağa göndereceğim mutfak. Ve yanlış ekledim ürünü silmek için de sil butonları var. Ben buradan ürünlerin üzerine tıklayarak adisyonu ekleyebiliyorum bunları. Kola, hamburger, pilavlıydı. Pilavdan vazgeçtim. Sil butonun üzerine bir kere tıklıyor ve pilavın üzerine tekrar tıklarını adisyondan kaldırıyor. Yine adisyonumun genel toplamının KDV'sini ve garson bilgisini buradan görebiliyorum. Ya da mahsul sağ tuşuna basıp gördüğümü düzenlediğim, eklemek istediğim bir alan varsa buradan seçebiliyorum. Ya da benim için gereksiz, olmasa da olur dediğim alanı kaldırabiliyorum. Görünümü kaydettiğim, aktif görünümü kaydedebiliyorum. Dokunmatik ekranımızı bu şekilde kullanıyoruz. Ve burada benim girdiğim ürünler o masaya ait adisyona aktarılıyor. Hı hı. Ben bunun adisyonun içine girdiğimde de orada seçtiğim ürünlerin adisyonda olduğunu görüyorum. Yine ödeme deyip buradan adisyonun ödemesini alabiliyorum. Dokun stok listesi haricinde bir de bizim Facebook stok listemiz var.
Orada da yine ürünlerimizle ilgili butonlar oluşuyor. Yine gruplandırmalarla ilgili grup butonlarımız oluşuyor. Ve işte, daha da alt köşede ben bundan ödemesini nakit alacaksam onunla ilgili nakit butonunu, bize çekeceksem bize butonunu tıklıyorum. Yine adisyonumuza ürün ekleyelim. Bunun için de ekle butonuna tıklıyorum ve adisyona ekleyeceğim ürünleri buradan seçiyorum. Bir tane de konu olsun. Bir de bilmem olsun. Ama ben bilmemden vazgeçtim dedim. Onun için de yine sil butonuna tıklıyorum ve adisyondan kaldıracağım, sileceğim ürünleri bir kere tıkladığım zaman o adisyondan siliniyor. Bir şey sorayım. Biraz önceki dokunmatik ekranda bu farkı ne? Orada girdiğim ürünler normal masaj adisyonuna aktarılıyor. Ve ödemesini falan sonradan alıyorsun. Ama burada ödemelerini falan direkt bu ekrandan alabiliyorsun. Keseceğin işte belge, stok kişiyle, kasa kişiyle onu da seçebiliyorsun. Adisyon gösterdersen sana ödeme sonrasında ödeme işlemini bitirmeden önce adisyonu açıyor, oluşturmuş oldu. Ben bunun ödemesini nakit alacağım diyeyim, 13 liralık ve adisyonu gösterip işaretledim. Nakit dedim. Bana ödemesini oluşan adisyonu gösterdi. Adisyonu kapattım. Ödemeyi aldı. Ve karşılığında da kısa kişi kesti. Buradan yine pusula yazdır ya da mutfak yazdır deyip buradaki ürünleri mutfağa gönderebiliyorum. Mutfaktaki yazıcıya. Lisa'yı seçtiğim zaman da ayarları anlatacağımız zaman onlardan da bahsedeceğim. Default banka tanımları var orada. Orada belirlenen, seçilen banka üzerinden Lisa işlemi yapıyor. Yani Lisa'yı o bankadan hasıl ediyor. Burası da kadar. Masa işlemleri genel olarak böyle. Sadece şu pencerelerle bahsedecek olursak, o da bize seçili olan masanın numarası, kodu, kaç kişilik, işte durumu, rezervasyon bilgisi, garson bilgisi, tutar bilgisiyle ilgili bilgiler veriyor. Bir de ben masa işlemlerinde eğer dilersem, bu sağ taraftaki masa bilgilerini ve sol taraftaki menü bilgilerini görünüm menüsünü kullanarak kaldırabiliyorum. Böylece ekranı genişlemiş oluyor ve daha büyük bir ekranda çalışma imkanı sağlıyor bana. Bazı işlemleri genel olarak bu kadar.